Şeytanı kahreden dua, şeytanlaşanlara karşı, şeytanın yardımcılarına karşı okunan dua. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu bi kelimâtillâhittâmmeti min şerri mâ halaga ve zerâ'a ve zerâ'a ve min şerri mâ yenzülü minessemâ'i وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَارِغٍ إِلَّا دَارِغًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنِ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وذرأ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَارِغٍ إِلَّا دَارِغًا يَطْرُبُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنِ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَارِغٍ إِلَّا دَارِغًا يَطْرُبُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنِ Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Sevgili Peygamber Efendimizin şeytana karşı okuduğu dua. Bizler de şeytana ve şeytanlaşanlara karşı okuyacağımız dua, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Mevla'nın tam olan kelimeleriyle, yani Kur'an'ın ayetleriyle, bütün mahlukatın kötülüklerinden, gökten inen şeylerin ve göğe çıkan şeylerin kötülüklerinden, gecenin ve gündüzün fitnesinden, geceleri hayırdan başka gelen şeylerin şerrinden, merhamet sahibi olan Allah'a sığınırım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mevla'nın tam olan kelimeleriyle, Kur'an ayetleriyle, bütün mahlukatın kötülüklerinden, gökten inen şeylerin ve göğe çıkan şeylerin kötülüklerinden, gecenin ve gündüzün fitnesinden, geceleri hayırdan başka gelen şeylerin şerrinden, kötülüklerinden, merhamet sahibi olan Allah'a sığınırım. Rabbim dualarımızı kabul eyle. Kıymetli dostlar, bizler çok garip Müslümanlar olduk. Namaz kılarken Allah aklımıza gelmiyor. Haram işlerken, yani yalan söylerken, dedikodu yaparken ve benzeri şeytan aklımıza gelmiyor. Halbuki şeytan diyor ki yalan söyle, kandır diyor. Dedikodu yapıyor, zaten o kötü birisi diyor. Ve bizi günaha girmemizi sağlıyor. Amel defterimizin günahlarla dolmamızı sağlıyor. Kendisi cehennemlik olduğu gibi bize de cehennemlik davranışlar yapmamızı sağlıyor. Bundan dolayı şeytanı unutmayalım, şeytanı hep hatırda tutalım, uyanık olalım. Allah'a emanet olun efendim. Başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.